Selam, ben Ezgi. Şimdi çadırımızı, evimizi sırtımıza doldurduk. Erkek arkadaşımla kampa gidiyoruz. Kampa gitmek için deniz otobüsünün en boş olacağı günü ve saati belirlemeye çalıştık ve tahmini olarak pazartesi sabah saatleri diye düşünerek onu aldık ve gerçekten çok iyi yapmışız, bomboştu. Yol boyunca bu Albertina adlı müzeden aldığım kitabı okudum. Albertina'daki resimlerin biraz kronolojik olarak birbirleriyle etkileşimlerini anlatıyor. Marmara Adası'nda kalabalık olmayan doğu tarafındaki köylerden birine gittik. Köyün böyle güzel bir plajı var. Orada çadır kuracak güzel bir yer aradık kendimize. O kadar yol gittikten sonra ve yüzdükten falan sonra bir şeyler atıştırdık. Erkek arkadaşım güneşin alnında uyumaya karar verdi. Ben de hemen boyalarımı çıkarıp onu çizmeye başladım. Burada kullandığım sulu boyalar Winsor & Newton marka. Bu seti ben 2002 yılında Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandığım sene almıştım. İçindeki renkleri bittikçe değiştiriyorum. Şu an hala çok memnun olduğum bir palet. Bazı renkleri tekrar almam lazım ama başka paletlerim de olduğu için şimdilik böyle idare ediyorum. Sarı renk pastel boyam olmadığını keşfettiğim an, elimdeki tek fırça olan bu sulu boyanın kendi fırçasıyla sarı renkleri önce bir belirlemek için kompozisyonu kağıdıma yerleştiriyorum. No! You cannot move. Okay. Bu sarılar bana hem rehber olacak hem de çeşitli açık renkleri belirlememde de sarı pastel boyam olmadığı için böyle güneşli, ışıklı bir etki belirleyecek diye düşünüyorum. Ama tabii öyle oldu mu çok emin değilim. Resmin tamamını oranları kaçırmayacak şekilde ama biraz da gördüğüm etkiyi yakalayacak şekilde de bozarak belirledim. Sonra biraz pembeler ve koyu kırmızılarla altında serdiği havluyu çizdim. Ama bu noktada tabii ki de çok fazla boyama falan yapmıyorum. Sadece kompozisyonu belirlemek için genel bir desen oturtuyorum. Nerede ne olacak gibisinden kompozisyonu belirlemeye çalışıyorum ve biraz da atmosfer katmak için belli başlı perspektifle küçük küçük oynayarak birazcık bir etki yakalamaya çalışıyorum aslında. Ayrıca güneşin altında çizdiğim için bunu kağıtta bembeyaz olduğu için gözüm biraz yandı ve hani o ışık, o yüksek kontrastlı plaj ışığında resim yapmak çok zor. Bilmiyorum hiç deneyeniniz oldu mu daha önce ama bayağı görememeye başlıyorsunuz kağıdı. Genel olarak sarı ve pembelerle eskizi oturttuktan sonra pastel boyalarıma geçtim. Bu aşamada da açık ve orta tonları kağıda geçiriyorum. Bu elimdeki pastel boya siyahmış. Ben onu kahverengi sanarak bütün resmi yaptım ama aslında etki çok fena olmadı. Hatta bence tam şu noktada resmi kesinlikle bırakmalıydım ama tabii ki de bırakmadım ve sonuç böyle oldu. Show me side of it. Erkek arkadaşım plajda çok güzel bir sektirme taşı bulduğunu iddia etti. Sonra onu sektirmeye çalıştı. Sekmedi asla. Sonra gidip bul dedim ve gerçekten de aynı taşı gidip buldu ve bu arada denizin dibi kum değil, bir sürü taş var. Gidip nasıl aynı taşı bulabildi hayret ettim. Sonra tekrar sektirmeye çalıştı ama yine sekmedi. En sonunda bıraktık o taşı. Run. Ben de yüzmeye girdim. Biraz yüzdükten sonra sonra o midyeleri pişirip yiyeceğiz. Akşam yemeğimiz bu olacak yani. Tabii aslında akşam yemeği biz almıştık ama midyeleri görünce birazcık planımızı değiştirdik. Sonra bu midyelerin üstünde çok fazla yosun olduğu için onları temizleme kararı aldık ama temizleyecek düzgün bir fırçamız falan yoktu. Aklıma kuma sürmek geldi. Böyle bir çeşit zımpara etkisi yapar diye düşündüm ve çok işe yaradı. Gerçekten hepsi tertemiz oldu. Piknik tüpümüzde midyelerimizi pişirdik.
Sonra sadece öyle eğlenceli olur diye düşünerek ben bir ateş yaktım. Erkek arkadaşım ateşi daha bir büyüttü tabii. Ben o kadar iyi değilim bu konularda galiba. Midyelerle kendimize böyle bir dürüm gibi bir şey yaptık. Not really tasting the muscles. Ama çok fazla midyenin tadı gelmiyordu. Sanırım yağda falan kızartsak daha güzel olurdu ama biz sadece haşlamayı tercih ettik. Sonra bütün gece ateşimizi canlı tuttuk, müzik dinledik ve çok erkenden uyuduk. Sabah da çok erken kalktık çünkü güneş alnımıza vuruyordu. Çadırdan çıktığınızda şöyle bir manzarayla karşılaşmak gerçekten galiba paha biçilemez. Ama bir de amcayla karşılaşmak zorunda kaldık. Amca sonradan yanımıza geldi. Siz burada mı kaldınız? Burada mı uyudunuz siz? Falan dedi. Biz de acaba yasak mıydı? Sormuştuk aslında falan filan diye gerildik. Ama aslında sadece dalga geçiyormuş. Sonra biz dedik ki çok özür dileriz, burada kaldık, evet sormadık herkese ama birileri bize kalabilirsiniz dedi falan dedik. Amca da tabii kalın istediğiniz kadar, şaka yapıyorum dedi. Öyle kendince bir dede mizahı. Nedense o küçük köyü bırakıp Saraylar Köyü'ne gitmeye karar verdik. Büyük bir hataydı bizim için bunu yapmak. Amacımız aslında böyle bizim tatil köyü ya da herhangi bir tesis falan görmek değildi. O yüzden çok memnun kalmadık ve Saraylar'da kaldığımız plaj çok rüzgarlıydı. Çadırı kurmak bile çok zordu. Sonrasında tekrar diğer küçük köye dönmeye karar verdik. Yol üzerinde Yana denen şu plaja rastladık. Bu plajın hikayesi de zamanında buralarda beyler varmış. İşte herhalde mermer işiyle uğraşıyorlardı. Çok zengin beyler. Onlardan birinin plajıymış burası. Sonra oradaki tepeye bir ev inşa etmiş ve orada bir süre oturmuş. Ama sonra domates salçası üretmek isteyen birisi arsayı satın almış ama kullanmamış. Sonra oraya biz gittikten sonra bir sürü aile mahalle birileri gelmeye başladı. Çok kalabalıklaştı, biz de kaçtık. Sonra tekrar bu bulduğumuz küçük köye geldik. Çünkü burada çok fazla turist yok. Kimse yok neredeyse. Plajlar boş, her yer boş. Rahat rahat çadırını kuruyorsun, yemeğini yiyorsun. Kimse yanına gelmiyor. O yüzden burada kalmaya karar verdik. Son gecemizde ben buraya gelince de hemen resim yapmaya başladım. Çünkü diğer plaj çok rüzgarlı olduğu için hiçbir şey çizemedim orada. Burada böyle bir manzara resmi yapmaya karar verdim. Denizi, kayaları, gördüğüm şeyleri falan çiziyorum. I'm gonna give up on this angle. Burada da önce kara kalemimle kayalıkları, dokularını ve koyu açık dengelerini belirliyorum. Ben böyle manzara resimlerinde dağınık ve biraz daha dokulu bölgeleri çizmeyi daha çok seviyorum. Çalı çırpı, kaya, kırılmış dökülmüş bir yerler. Hani çok düzgün manzara resimleri yapmayı sevmiyorum. Sanki biraz daha dağınık köşeleri çizmeyi daha çok seviyorum. O yüzden burada da böyle bir yer seçtim. Ve sadece kara kalem yapacaktım başta ama çok depresif göründüğünü düşündüm. Hani yaz hissi vermiyordu. O yüzden ben de renk kullanmaya karar verdim. Renk kullanımımda da gerçekçi renkler seçmek istemedim. Öyle tercih etmedim yani. Pembeli, morlu, turunculu ve sarı bir gökyüzü yapmak istedim. Sanki daha sıcak ve daha yazı anımsatan, o yerden buhar çıkaran, sıcaklığı gösteren bir renk kompozisyonu olduğunu düşünüyorum. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti. Zig Clean Brush serisindeki sık sık kullandığım renkleri kullanıyorum. Zaten bunun büyük setini almıştım ben. Setin içinden çıkan ana renkleri kullanıyorum. Sarı ve kırmızı. Bir pembe ve bir tane de koyu morum vardı yanımda. Onları kullanıyorum. Sarının bir ton koyusu ve turuncum da varmış. Onları da dağda kullandım, arka plandaki tepede. Posca kalemimle beyaz yapmak istediğim bazı yerlerin üzerinden geçiyorum. Ben oraları aslında beyaz bıraktım dalgalar için falan ama daha yoğun bir etki vermek için gene bu Posca kalemimle üzerinden geçtim. Bir tane de bulut yaptım. Böyle. Beni Instagram'da takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm linkler açıklamada. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.
Bir de size bonus, plajda tüpümüz bitince güneşte yumurta pişirmeye çalıştık ama tabii ki de olmadı. Sonra martılara yem oldu.